kontrol tarafta kilim motifleriyle bezenmiş, tamamen yeşillerle oluşturulmuş bir parkımız var. Onun benzerine, biraz daha gelişmişine, içerisinde biyolojik bir göletin de, küçük tabii minyatür bir biyolojik göletin de olacağı bir parkı da burada yapacağız inşallah. Onun da şimdiden müjdesini verelim. Hemen sağ tarafımızda bulunan Sümer Mahallesi'nde ve Yeni Mahalle'de bu yıl içerisinde ciddi manada bir altyapı çalışması tamamladık. Altyapı çalışması derken Koca Sinan'ımızla birlikte Kaski, doğalgaz firması, elektrik firmamız, telekomünikasyon firmaları, onlarla birlikte yapılmış bir altyapı. Burası ihtiyacı olan bütün altyapısıyla birlikte mahalle yenilendi. Artık bundan sonra inşallah bu yapılmış olan hizmet önümüzdeki 30'lu yıllara hitap edecek bir hizmet. Onunla birlikte de biz çevre düzenlemesini, yol yapımızı, üst yapımızı hepsini tamamladık. Bir kısım daha çalışmalar devam ediyor. Bir diğer güzergahımız üzerinde geldiğimiz noktada Yeşil Mahalle. Yeşil Mahalle ile ilgili söyleyeceğim size, bu şehrin giriş aksı üzerinde hoş olmayan görüntüler var idi, imarsız yapılar var idi. Bunların istimlak yoluyla veyahut da anlaşma yoluyla çözümüne gidiyoruz. Şu sağ taraftaki gördüğünüz yer tamamen bitmiş vaziyette. Diğerleri de anlaşmayla, vatandaşın müteahhitle anlaşmasıyla tamamlanan yerlerde de buradaki çalışmalar tamamlanmış vaziyette ve şu gördüğümüz noktaya kadar olan yer inşallah önümüzdeki yılın programında çok şık bir şekilde bir park da buraya kazandıracağız. General Emir İlköğretim Okulu'nun bulunduğu alandayız. Burası Cumhuriyet dönemine ait bir yapı. General Emir İlköğretim Okulu herhalde Erklet'te yaşamış olanların birçoğunun hatırası olan, burada çocukluğunun geçtiği, ilköğretim çağlarında okul yaşantısının geçtiği bir yer. Biz burasını tarihe olan saygı ve duyarlılık olaraktan restore ettik. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve inşallah burasını önümüzdeki günlerde şehrimize bir gençlik merkezi olarak kazandırmayı planlıyoruz. Gençlik merkezi dediğimiz zaman burada gene aynı şekilde okul kimliği üzerinden eğitim faaliyetleri verilebilecek. Gençlerimizin eğitim noktasında, milli eğitimin müfredatı dışarısında farklı noktalarda eğitim verebilecek bir birim olarak planlamayı düşünüyoruz. Gerek tarih şuuruyla ilgili, gerekse Türk Müslüman bilim adamlarının tanıtılmasıyla ilgili farklı şu anda bu bölge burasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burası bir sınıf, 12 gibi sınıflar var. Aynı şekilde mevcut yapıyı aslında uygun olarak kurmak umumun projesi dahilinde buraları restore ettik. Burası Koca Sinan Belediyesi'nin inşallah bundan sonraki fen işlerimizin, atölye faaliyetlerimizi yürüteceğimiz, içerisinde asfalt plantimizin, atölyelerimizin, depolarımızın olacağı, yeni idare binalarımızın olacağı yeni tesisimiz. Burada tesis kurulumu olacak olan alan 200 bin metrekare. 200 bin metrekare alan üzerinde bu tesisimizin inşaat faaliyetlerine başladık. İnşallah bu yıl içerisinde asfalt plantimizin imalata başladı ama önümüzdeki günlerde de atölye binamızın ve diğer tesislerimizin tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan'ımıza, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradaki kurulan tesiste, asfalt planti için söylüyorum, 240 ton bölü saat kapasiteli bir tesis hizmet aldık. Ve bu tesisimiz şu anda Kayseri'deki kamu ve özel sektör, hepsi birlikte söylüyorum, kapasite olarak en büyük tesis. Ve kendi tesisimizde Mayıs ayından itibaren bugüne kadar da dökmüş olduğumuz asfaltlama çalışmalarıyla geçen yıl biliyorsunuz 100 kilometre asfalt döktüğümüzü söylemiştik. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda kendi tesisimizde kendi üretmiş olduğumuz asfaltla geçen yılki yapmış olduğumuz 100 kilometreyi egale ettik. Onu kırdık ve bundan sonrasında inşallah bu seneki hedefimiz 150 kilometre asfalt dökmek ve bu 150 kilometre asfaltı kendi tesisimizde üretmiş olduğumuz asfaltla tamamlamayı hedefliyoruz. Koca Sinan'ın her mahallesinde inşallah asfaltlama çalışmalarıyla ilgili eski mahallelerimiz, asfaltlamaya ihtiyaç duyan mahallelerimizin yol, kaldırım, asfalt çalışmalarını yenilemek noktasında. Yeni kurulacak mahallelerimizde veyahut da yeni açılacak yollarımızdaki ihtiyaçlarını da aynı şekilde karşılamak noktasında bugün burada görmüş olduğumuz tesisimizle Koca Sinan'ın bundan sonrasında geleceğine 30 yılda 50 yılına hizmet verecek bir tesisin temelleri atılıyor burada. Bu tesisin tamamlanmasıyla birlikte Koca Sinan'ın inşallah ihtiyacı olan, fen işlerinin ihtiyacı olan, sahadaki çalışmaların ihtiyacı olan bütün birimler burada bir çatı altında toplanacak ve bu çatıdan da şehrimize hizmet götüreceğiz. Şu anda dünya üzerinde teknolojik olarak yapılabilen en iyi asfalt neyse
modifiye asfalt olarak tabir ettiğimiz asfaltı kendi tesisimizde üretebilecek şekilde altyapımız şu anda şükür Allah'a ki hazır bir vaziyette var. Ve bundan sonrasında bu altyapıyı Kocasinan'ımıza, şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için kullanmaya devam edeceğiz.